başkan dediğimizin bu güzel selamını sizlere iletmeni bahtiyarını yaşıyorum değerli arkadaşlar. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Hatay'ın Erzin ilçesindeydi. Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan'a destek istedi. Bu yüzden 10 Ağustos'ta Recep Tayyip Erdoğan için hazır mıyız? Veysel Eroğlu Hisarlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Her ilçeye meteoroloji ölçüm istasyonu kurulduğunu anlattı. Bizim yaptıklarımız 335 trilyonluk yatırım. Barajlar, biletler, sulama testleri, esnaflar, orman faaliyetleri, meteoroloji faaliyetleri. Her ilçeye otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk. Mesela internete girerseniz akşam üzeri Erzin'e de yağmurlu damlaların düşeceğini görürsünüz inşallah. Yani Tokyo'dan da görebilirsiniz, New York'tan da, Berlin'den de. Yani böyle bir otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu ilk defa biz kurduk. Vatandaşların sorunlarını da dinledi Orman Bakanı Eroğlu. Bu sırada ilginç bir diyalog kameralara takıldı. Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kaya, kaya düşen mahalle yolunun açılması için bakandan yardım istedi. Eroğlu muhtara yolun yapılması için CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne adres gösterdi. Köyümüze geçsen düştü mü yanlış yani. Yolumuzda kaya parçası düştü. Bir hızlıdır beri kalkamıyoruz. On ev var. Şu an değerli konuklar, tamam da bilgi kanalımıza Hatay Başkanımız Sayın Murat Gencoğlu, Hatay Milletvekili. Sevgili seyirciler, Mustafa Kemal Üniversitesi. Gece sabaha karşı meydana gelen heyelanda ulaşıma kapanan Makedonya Kralı Büyük İskender'le Pers Kralı Danis arasında geçen. Onun öncesinde görüntülere bir göz atalım. Dün neler yaşandı?